Konumuz sıra sayma sayıları, saatler ve tarihler bugün. Sayılara göz atmıştık, onlara cardinal numbers deniyordu. Bunlar ise ordinal numbers yani sıra sayma sayıları. Bir listede, yarışta belli bir sıra içinde ilerleyen ifadelerde sıradaki pozisyonu bildirirken kullanırız biz bu sayıları. Sayıların yani normal sayıların sonuna th eki getirilerek sıra sayma sayısı yaparız. Ancak ilk üç sayının özel durumu vardır. İlki mesela the first, birinci. Yine ikincisi the second, ikinci. The third, üçüncü gibi. Örnek cümlelere de bakalım. He was the first in the race. Yarışta birinciydi. That is the second time you say that to me. Bunu bana ikinci kez söyleyişin. Third time is the charm. Üçüncü daha cazibelidir, daha kolay başarılır gibi. Normal TH ile yapılanlarda 13th, 13. 7th, 7. veya herhangi bir sayı. 9th, 9. gibi gibi. Örneğin, the 13th day of January was so cold. Ocağın 13. günü çok soğuktu. I'd like to have my 7th cup of tea. 7. bardak çayımı almak istiyorum. Bu TH son 2'nin bazı istisnaları var. Mesela 5. derken sonda yani 5 derken VE2 F'ye dönüşür ki bu VE genelde F'ye dönüşür. Çoğu kelimede de öyledir. 5 fifth olur. 8. derken son harfi T olduğu için ikinci bir T eklenmez. Yani 8 eighth gibi. 9. da yine E düşer. 9 ninth. 12. de ilkindeki gibi V F'ye dönüşür. 12 twelfth olur. Ve sonu 0 olan onlu sayılar yani 10, 20, 30 gibi 90'a kadar. Bu sayılarda Y harfi İ'ye dönüşür ve İETH eki şeklinde gelir. 30, 30, 30th, 30. gibi. Veya 20, 20, 20th, 20. gibi. Buradan sıra sayma biçiminde yazılan sayılara bakabilirsiniz. Cardinal ordinal denmesiyle alakalı bir bilgi verelim. Burada cardinal numbers'daki cardinal, principal, chief, ana, asıl manasına gelir ve otoriteyi temsil ettiğinden yani diğerleri kendilerine bağlıymış gibi göründüğünden bu şekilde adlandırılmış. Ordinal kelimesinin kökü order'ın da emir olduğu düşünülürse anlamının. Buradaki amir memur ilişkisi daha net anlaşılabilir. Geçelim. Saati söylemeye geldik. Bunu söylerken iki yaygın yöntem vardır. Birincisi gördüğümüz sayıyı olduğu gibi söylemektir. Mesela 2.5'sa saat 2:30 demek yani. İkincisi ise geçe ve kala ifadelerini kullanmak. Kala için to, geçe için ise past kullanırız. Soru sorarken kullandığımız kalıplar şöyle. What time is it? Saat kaç? What is the sign? Yine aynı şekilde. Vakit kaç? Saat kaç? Gibi. Saat örnekleri var burada. It is 3:45 in the morning. Sabah 3:45. Yine it is quarter to 4 in the morning de diyebilirdik. Ama diğer kullanımı daha yaygın. İlk kullanımı daha yaygın onu söyleyebilirim. İkincisi için It's 1:30 a.m. ya da it's half past 10 de diyebiliriz. Üçüncüsü için it's 7:15 p.m. Quarter past 7 de diyebiliriz. Yani 15 geçiyor 7'yi gibi. Yine buradan diğer örnekleri de görebilirsiniz. It burada the time yani vakit anlamına gelir. Burada günün belli saatlerine verilen anlamlar ve zaman aralıkları var. Mesela sabah morning gece 12 ile öğlen 12 arasını kapsayan kısma morning deniyor. Afternoon ise 12 ile 18 yani 12 ile 6 arası. Evening akşam 6 ile 10 arasını kapsıyor. Yine night ise gece 10 ile 12 arasını kapsıyor. AM geceden öğlene kadar olan kısım. PM ise öğlenden geceye olan kısım için kullanılır. Noon ya da midday öğlen tam 12. Midnight ise gece tam 12 için kullanılır. Burada da zaman dilimleriyle alakalı kavramlar var. Bunlara da bakabilirsiniz. Ben soruları söyleyeyim sadece. What time do you leave from home? Evden kaçta ayrılırsın? I leave at 8:23 every day. Her gün 8:23'te ayrılırım. What time is he coming? Kaçta geliyor? He is coming at midnight. Gece yarısı gelecek. Ya da geliyor. When does the movie begin? Film ne zaman başlar? It begins at 10 o'clock. Saat 10'da başlayacak. Bu AM ve PM ifadeleriyle alakalı Latince antemeridium AM için kullanılır. Yani öğleden önce anlamına gelir.
Yine post Nvidium ise afternoon manasına gelir. 17. yüzyıldan beri bu kısaltmalar kullanılıyor. Tarihlere geldik. İlk önce yılların söylenişiyle başlıyoruz. İkililere ayrılarak söylenir genel kullanımında. Mesela ilk yıl BC 324. 324 yani 324. Milattan önceyi temsil ediyor BC. AD milattan sonra 1700. Burada ise 1700 gibi söylemiş olduk. 1700 için böyle kullanılır. Yine 1815'te ilk söylediğimiz gibi ikilileri ayırmak. Sıfır var ise şayet içinde yılın 1903, 1903 gibi söylemiş olduk. Yani sıfır için o deriz. Yine bir ikili var 1988, 1988. 2000 için 2000 kullanılır. Yine 2005 için 2005 ya da 2005 da diyebiliriz ikilileri ayırarak söylemek istersek. Son olarak 2020, 2020 ya da 2020 şeklinde söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi milattan önce tarihler için BC, sonraki tarihler için ise AD kullanılır. BC'nin açılımı Before Christ yani Hz. İsa'nın doğumundan öncesi kastedilir bununla. AD'ninki ise Anno Domini'dir ve anlamı da In the Year of the Lord, Tanrı'nın yılı demektir. Bu ikisi de Latince ifadeler. 1700'lerden itibaren ise BCE, Before Common Era ve CE, Common Era kısaltmaları da kullanılmaya başlanmıştır. Bunların kullanım nedeni ise diğerlerinin Hristiyanlıkla alakalı tabirler olması ve akademik çevrelerde dini tarafsızlık isteğidir. Ancak yaygın kullanımı hala BC ve AD diyebiliriz. 10 yılların yani decade'lerin söylenişi ise mesela 1980'ler için 80s ya da the 1980s diyebiliriz. Ya da 1930'lar için 30s ya da the 1930s diyebiliriz. Yüzyıllara geldik. Mesela 16. yüzyıl için yani 1500'ler için 16th century ya da 1600s diyebiliriz veya 2000'ler için 21st century yani 21. yüzyıl diyebiliriz. Bu şekilde yüzyıllar söylenir. Yani yüzyılların sıra sayma sayılarıyla söylendiğine dikkat etmeliyiz. Son olarak tam tarihlere geldik. Tam tarihlerin şöyle bir ayrımı var. Amerikan İngilizcesinde gün, ay, yıl şeklinde söyleniyor. İngiliz İngilizcesinde ise ay, gün, yıl şeklinde söyleniyor. Yani kullanımı kişiye kalmış. Genelde Amerikan İngilizcesi şekli söylenir. Örneklere bakalım mesela. Konuşmada ve yazmada gösterim şekilleri var burada. Mesela ilki için The 15th of July 2003. Temmuz'un 15'i 2003. Yazılışı da yine aynı şekilde 15 Temmuz 2003 şeklinde. İkinci örnek The 2nd of October 1962. Yine Amerikan İngilizcesindeki bu sırayla Ekim'in 2'si 1962. Yine İngilizce İngilizcesine geldik. July 15th 2003 diyoruz. 2003 Temmuz 15'i için. Son olarak da October 2nd 1962. Yazılışı da aynı biçimde. Ekim 2 1962 şeklinde. Tarihlerle alakalı örnek sorulara da bakalım ve bitirelim. What day is it today? Bugün hangi gün? It is the first of May. Mayıs'ın biri bugün. İkinci soru, What is the date of your birthday? Doğum gününün tarihi ne? It's 5th of January. Ocağın 5'i. Yine What date is it? Bugün tarihi ne? Bugün ayın kaçı gibi? It's 19th. 19'u. Son soru, When will you be gone? Ne zaman gitmiş olacaksın? I'll be gone on the 1st of May 2020. Mayıs'ın 1'i 2020'de gitmiş olacağım. Bu derste bu kadar.